Hepinize selamun aleyküm. Arkadaşlar nasılsınız? YouTube insanları, YouTube milleti ne yapıyorsunuz la kardeş? Arkadaşlar şimdi şeyi unuttum. Nasılsınız diye sorduk ama kendimizi tanıtmadık. Belki yeni izleyenler olur arkadaş. Bendeniz Los Angeles Motovlog. Hepinizi seviyorum dostlar. Bu arada arkadaşlar evet. Arkadaşlar 4 gündür kaskımda kamera yoktu. Yani ben arızalandı sandım. Meğerse arızalanmamış. Tamamen benim kendi hatamdan dolayı bir şey olmuş. Hani başlıktan da göreceğiniz gibi CGCam'la ilgili, yani CGCam sorunu değil aslında da benim kendi şeyim. Hani ben bunu paylaşıyorum. Hani başkasının başına gelirse hani ne bileyim o kişi de hani o mağdur olmasın, yani amacım o. Şimdi ben 4 gündür kameram yoktu. Yani ben bozuldu sanıyordum. Olay nasıl gelişti? Sabah şarjdan çıkardım makineyi. Kaska taktım. Açma kapama tuşuna bastım ve kamera çalışmadı. Tabii ben şok, ben iptal. Anlamıyorum. Bu nasıl yapar? Ben şok. Oo. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra işte ben şok, ben iptal dedik. İşte ben dedim herhalde bu bozuldu gitti. Çünkü yedek pili takıyorum, açılmıyor. Birkaç sefer daha denedim, açılmadı. Akşamın denedim, açılmadı. Neyse. Elektronikçiye götürdüm. İşte tabii kimse de uğraşmak istemiyor arkadaşlar. Siz abartısız söylüyorum, 15-20 tane elektronikçi gezdim. Kimse ilgilenmiyor, uğraşmak istemiyor. Bir kişi vardı Nazım'ın geçtiği. O dedi sen bir sök dağıt getir dedi. Tabii ben hani jack girişini kendim yaptığım için, hani harici mikrofon çıkışını hani kendim rahatlıkla dağıtabiliyorum. Neyse. Kendim dağıttım, parçaladım. Nazımızın geçtiği elektronikçiye götürdüm. Adam bilmiyorum artık, yani hani günahı kendine ama baktı mı bakmadı mı bilmiyorum da. Ertesi gün gittim, işlemcisi yanmış dedi. İşlemcisi bozulmuş dedi, tamir olmaz dedi, çöp dedi. La dayı sen ne diyorsun? Kurban olam dur. Neyse umudu kestik artık. Ben tabii hani devamlı şey yaptığımız için iş. Motovlog işi yaptığımız için tabii ki yani kamera arayışına girdim ben tekrar. Ondan sonra neyse kamera arıyorum falan pişman. Ondan sonra ben böyle makine, yani bozulduğunu sandığım kameramla uğraşırken kamera açıldı. Ama nasıl açıldı? Hani açılıyor, pil seviyesi düşük diyor, kapanıyor geri. Yani zayıf batarya ile çalışıyor cihaz. Diğer dolu bataryayı taktığında çalışmıyor tekrar. Tekrar gene Konya sokaktaki elektronikçilere gittim. Durumu anlatıyorum. Adamlar yok işte işlemcidir. Yok bataryası bozuktur. La kardeşim bir al bak şuna. Yok. Neyse. Velhasıl bizim diğer motorolog arkadaşımız var. Motoroloji sağ olsun. Onunla bir kafa yorduk bu işe. La dedik bu niye olur? Şöyle olsa böyle olsa falan derken ben tesadüfen arabanın çakmaklığına taktım kameranın şarjını. Bir baktım şarj olmaya başladı. Allah Allah dedim lan. Sonra cihaz açıldı. Birazcık doldu, şarjdan çıkardım. Tekrar cihaz açıldı. Allah dedim. Ha değil ha, çok çok iyi dedim. Vallahi oldu. Billahi oldu. Neyse onu doldurdum. Öbür şarja doldurdum bataryayı. Şu an tekrar o kameramla kayıt yapıyorum size. Yani demem o ki arkadaşlar, ben CGCam'ı aldığımdan beri cep telefonu şarjıyla şarj ediyordum bataryalarını. 2 amper, bir de bu hızlı şarj. Kendi cep telefonum Android'le, Android şarjıyla onunla şarj ediyordum arkadaşlar. Meğersem sıkıntı oradaymış zaten arkadaşlar. 2 amper hani bataryayı artık bozmuş mu, sıkıntı mı vermiş. Makine sonradan açılmamaya başladı. Tekrar normal bir şekilde, yani bilgisayar şarjına veya araç çakmaklığına döndüğüm zaman herhangi bir sıkıntı yok kamerada.
İşin kötü yanı bugün bir de CG5000 Wi-Fi aldık bozuldu diye. Sipariş o da bugün gelir herhalde, şansımız artık. Hani Recep İvedik diyor ya, bakalım patron size ne kadar sokmuş diye. Bakalım bizim patron size ne kadar sokmuş. O da o tarz bir şey oldu yani. Neyse. Arkadaşlar, yani demem o ki arkadaşlar, bu tamamen benim kendi hatam. Hatta CG cam'ı aldığımda kendi kendime kutusunu açtığımda dedim ki lan bunun kablosunu göndermişler bu salaklar, niye fişini göndermemişler ki dedim. Gittim bile telefoncudan, aksesuarcıdan fiş aldım ona. İşte hani bilmiyoruz ya arkadaş. Neyse, o günden bu yana yani 3-4 aydır ben o telefonun şarjıyla şarj ediyorum bunu. O da meğersem yüksek akımdan dolayı bataryaların ağzına sıçmış, anlayacağınız. Şu an normale döndü, hepsi çalışıyor. Yani bunu hani benim başıma geldi, hani başkasının başına gelirse diye bu videoyu yayınlıyorum arkadaşlar. Derler ya, ben yandım başkası yanmasın diye. Hani aklınızda bulunsun yani. Hani internette de ben bunu araştırdım böyle. Hani CG cam açılmıyor, ekran gelmiyor, ışık yanıyor ama diye. İnternette de bunun hakkında güncelleme olarak geçiyor ama eğer ki telefon şarjıyla şarj ediyorsanız mutlaka bilgisayar, işte ne bileyim bilgisayar olur, işte TV, USB çıkışı olur, ne bileyim işte hani uydu USB çıkışı. Arkadaşlar yani buna özellikle dikkat edin. Çünkü normal cep telefonu şarjıyla şarj ettiğiniz zaman batarya bozuluyor zamanla ve kameranız açılmıyor. Yani ben gibi kameranızı bozuldu sanarsanız haberiniz olsun yani.